Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle birlikte bir asal sayı algoritması oluşturacağız. Bunu da flowchart'a yani şemaya İsterseniz asal sayının hangi şartları sağladığını değerlendirelim. En küçük asal sayı 2. Yani bu sayımız bizim 2'ye eşit olabilir. 2'den büyük olabilir. 2'den de büyük olan sayıların sadece kendisine bölünmesi gerekiyor. Notumuzu aldığımıza göre şimdi çizmeye başlayalım. Bizim her algoritmamız çizerken ne ile başlıyor? Start'la başlıyor. Ve biz kullanıcıdan bir input istiyoruz. Değer girsin istiyoruz. Bu değeri de n olarak okusun. Ondan sonra bir sayaç lazım bize. Bu sayaç da kendisine bölünmeli ile ilgili bir sayaç olacak. Ne olacak? Bizim bunu 2'ye eşit ya da büyük olabilir kısmını değerlendirmemiz lazım. Bizim i'miz 2 olsun sayacımız. Bundan sonra da bir karşılaştırma yapacağız. Sonuçta bizde bir i var ve n sayısı istedik. Bu iki sayıyı karşılaştıracağız. Karşılaştırmayı da büyüklük küçüklük olarak yapmamız lazım. Küçüktür işaretimizi koyuyoruz. Bu karşılaştırmalarda yani karar mekanizmalarında iki cevap çıkıyor. Biri true, biri false olacak şekilde. Biz şayet n'e 2 girdiğimizde en küçük olarak değerlendirelim. N'e 2 girdiğimizde i eşittir n normalde yani 2 2 eşittir. Burada bir false değer çıkacak birbirine eşit olmadığı için. Ve biz bu false değeri birbirine eşitlik konusunda nasıl değerlendiririz? Onun için bir karar daha yazacağız. Burada bir karara daha sürüklüyoruz algoritmayı. Sonra diyoruz ki bizim değerimiz şayet n eşittir i ise yani 2 eşittir 2 ise bu bize prime değerini, asal değerini versin. Doğru sonuç çıktı. Bizim de istediğimiz buydu. Programı sonlandırsın. Gelelim 2 değerine. İsterseniz buraya prime olanları yani asal sayıları not alalım. 2 bizde doğru çıktı. Tamamdır. Hatta bunu not için alalım. Şimdi bir de 3 için karşılaştırma yapalım. Burada false değer olduğu için buraya gitmişti. Burada da true değer almıştı. 2 olmuştu. Yani 2 prime değer olarak çıkmıştı. Artık bir true değerimiz var. True değerde de ne yapacağız? 2'den büyük olduğu için kendisine bölünmeli kısmını yazacağız. Burada kendisine bölünecek şeyi biz i olarak yani sayacımız olarak değerlendirdiğimiz için n ile i arasında bir kalanlı bölünüp bölünmeme karşılaştırması yapacağız. N 3, 2'ye de kalansız bölünmüyor. O zaman false değer alacak bu. False değeri alınca biz sayacımızı bir arttıracağız. Ve 3 ile karşılaştırma yapacağız. Sayacı bir arttırmak için i eşittir. I artı 1 değerlendirmesi yapıyoruz. Bizim i'miz artık 3 oldu. Ve bunu tekrar i'nin atanmasından sonraki kısma getirmemiz lazım. 3 eşittir 3 olduğu için yine burada bir false değer girecek. Ve buraya gelecek. i evet 3 eşittir 3. True girdik ve prime olarak yazdık. Bizim diğer bir asal sayımız 3'ü de doğru hesapladı algoritmamız. Şimdi 4'ü hesaplayalım. 4'e geldik, girdik bu değeri. 4'ten büyük mü? Evet, büyük. Sonra bakıyoruz, burada kalanlı bölünüyor mu 4, 2? Evet, kalanlı bölünüyor. Buradaki false'a gitmiyoruz o zaman. Nereye gidiyoruz? Bir true değeri atacağız. Sonra 4'ü karşılaştıracak bir kısma geldik. Ve 4 eşittir 2 mi? Değil. Onun için burada da bir false değerimiz var. Bunu not prime olarak yani asal değil olarak çıktığımızı alıyoruz. Şimdi 4'ün asal olmadığını ortaya çıkardığı bu şemamız. İsterseniz bir de 5 için yapalım. Çünkü burada 4 2'ye bölündüğü için yani direkt çift sayı olduğu için burada elendi ve buraya geldi.
Şimdi 5 olarak girdik. 5 burada true değer aldı. Kalansız mı bölünüyor? Hayır, kalansız bölünmüyor. False aldı. Artık iyimiz 3. 3 hala n'den küçük, yani 5'ten küçük. 3'e de bölünmüyor. Tekrar arttırdık. Şimdi tekrar buraya indik. 4'e tam bölünüyor mu? Hayır, bölünmüyor. Tekrar arttırdık. 5 oldu. 5 5'e eşit mi? Evet, 5 5'e eşit. Yani bunu karşılamadığı için false'ye geldik. 5 yine 5'e eşit olduğu için burada true tarafa geleceğiz ve prime olarak bunu buraya yazacağız. 6 için bakalım. 6 burada i'den büyük ve 6 2'ye kalansız bölünüyor, true. Buraya geliyor. 6 2'ye eşit değil, false. Not prime olarak elde. 7'ye bakalım. 7 de 2'den büyük. Aşağı indi. Kalansız bölünmüyor. False oldu. Arttırdık. 7'yi 3'e bölmeye çalıştık. Tekrar arttırdık. 7'yi 4'e bölmeye çalıştık. Yine arttırdık. 7'yi 5'e bölmeye çalıştık. O da olmadı. 7'yi 6'ya bölmeye çalıştık. Yine olmadı. Artık i 7 oldu ve 7 7'den büyük olmadığı için false değer girdi. 7 7'ye eşit olduğu için asal sayı olarak 7'yi yazacağız. 8'e bakalım. 8 de aynı şekilde. Buraya gelecek true. 2'ye bölünüyor mu? Evet. Sonra 8 2 eşit olmadığı için direkt buraya gelecek. Şimdi 8'e kadar hep burada 2'ye elenmeden dolayı, yani çift olduğu için elenmeler oldu ve asal sayı olup olmadığını direkt karar verdi. Şimdi burada başka bir parametre giriyor. Yani artık 9 var ve 9 2'ye bölünmüyor ama başka bir şeye bölünüyor. O da ne? 3 değerine. Şimdi 9'u değerlendirelim. 9 2'den büyük mü? Evet. 2'ye bölünüyor mu? Şu anda i'miz 2'ye. Hayır, bölünmüyor. Arttırdık. İ'miz artık 3. Geldik 3'e. 3'e bölünüyor. Kalansız. Artık true oldu. Ve buraya geldik. 3 eşittir 9 mu? Hayır, değil. Not prime olarak buraya yazıyoruz. Başta program sanki çift sayıları eliyormuş gibi oldu. Ama burada 3'ün katı olanlarını da elemeye başladı. Bu şekilde bu devam ediyor. 11, 13, 17, 97. Bu şekilde siz istediğiniz sayıyı burada hesaplayıp değerlendirmesini, sağlamasını yapabilirsiniz. Başka bir fikriniz varsa bunu da yorumlara ekleyin. Sizlerin yaptığı yorumlar ve talepler doğrultusunda bu videoları çekmeye devam ediyorum. Yine aklınızda bir soru işareti olursa yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Ben bunu olabildiğince hızlıca cevaplayacağım. Onun dışında Instagram, Twitter vesaire bu adreslerde mevcut. Bize bütün platformlardan Bilge Panter ismiyle ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz, bay bay.